Bu videoda size lopital, lapital Le hospital gibi bir sürü farklı şekilde söylenen ama bana kalırsa e, lopital demenin doğru olduğunu düşündüğüm kuralın özel bir durumundan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğümüz genel durumdan biraz daha kısıtlamalı bir durum ama yine de çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Özel durumu ele almamızın sebebi bunun ispatının oldukça basit ve lopital kuralının işleyişi hakkında bize fikir verici olması. L'Hopital kuralının özel durumunda f a eşittir sıfırı değerlendireceğiz. f üssü a'nın var olduğunu biliyoruz. g A'da a da sıfıra eşit ve g üssü a'nın da var olduğunu biliyoruz. Bu koşullar sağlandığında limit x a'ya giderken f x bölü g x'in f üssü a bölü g üssü a'ya eşit olduğunu söylüyoruz. Evet bu genel duruma çok benzer bir durum ama biraz daha kısıtlamalı. f üssü a'nın var olduğunu biliyoruz, limit almıyoruz. Evet f üssü a ve g üssü a'nın var olduğunu biliyoruz. Şimdi burada x yerine a kullanırsak 0 bölü 0 elde ederiz ama eğer türevlerin ne olduğunu biliyorsak a'da aldıkları değerleri bulup limitin neye eşit olduğunu bulabiliriz. Az önce de dediğim gibi bu L'Hopital kuralının genel durumuna oldukça benzeyen bir durum. Haydi gelin bunu ispatlayalım. Ispatlamak için sağ tarafla başlayacağız ve türevlerin tanımını kullanırsak sol taraftaki ifadeyi elde edebileceğimizi göreceğiz. Hadi deneyelim şuraya yazayım. F üssü a. Evet, bu neye eşittir? Türevin tanımını kullanırsak, bunu limit x a'ya giderken, f x eksi f a bölü x eksi a olarak ifade edebiliriz, değil mi? Ve bu da aslında iki nokta arasındaki eğimden başka bir şey değil. f fonksiyonunu bu şekilde düşünürsek, burası a virgül f a, burası da x virgül f noktası olsun, bu durumda buradaki ifade de bu iki nokta arasındaki eğimi verir. Y değerindeki değişim, evet, fx eksi fa, x değerindeki değişim de x eksi a olarak ifade edilmiş. Evet, bu doğrunun eğimidir. Bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi, farklı bir renk kullanayım, beyaz daha iyi olur. Evet, bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi ve biz x a'ya yaklaşırken limit alıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi türevi bu şekilde tanımlayabiliriz. Aynı şeyi g üssü a için de yapalım. f üssü a bölü g üssü a. Bu ifadenin g fonksiyonu için olanını yazacağız şimdi. Limit x a'ya giderken g x eksi g a bölü x eksi a hem payda da hem de pay kısmında x a'ya giderken limit aldığımıza göre bunu limit x a'ya giderken turuncu ifade yani fx eksi f a bölü x eksi a bölü yeşil ifade yani gx eksi g a bölü x eksi a olarak yazabiliriz. Sadeleştirmek için payı ve paydayı x eksi a ile çarpalım ki bu x eksi a'lardan kurtulalım. Hadi bakalım. İkisini de x eksi a ile çarpacağız. Çarpı x eksi a bölü x eksi a. x eksi a ile çarpıp böldüğümüz için bu ikisi birbirini götürecek ve aynı durum bunlar için de geçerli. Böylece geriye limit x a'ya giderken f x eksi f a bölü g x eksi g kalacak. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? f neye eşittir? f a'nın sıfıra eşit olduğunu varsayıyorduk öyle değil mi? Başından beri L'Hopital kuralını kullanmamızın sebebi de bu zaten. f a da g da sıfıra eşit. Evet f a da g da sıfıra eşit. Böylece limit x a'ya giderken f üssü x e, pardon. Evet fx değil mi? Bölü gx. Evet bunu elde ederiz. Gördüğünüz gibi fa ve ga sıfıra eşit olduğunda ve bu türevlerde var olduklarında türevlerin a'da aldıkları değerlerin oranının x a'ya giderken fx bölü gx'in limitine eşit olduğunu ispatlamış olduk. Bunu x a'ya giderken fx bölü gx'in limitinin türevlerin a'da aldıkları değerlerin oranına eşit olması şeklinde de yorumlayabiliriz. Videonun başında da dediğim gibi L'Hopital kuralının genel durumu değil ama özel durumunun ispatı oldukça kolaymış değil mi?